Merhabalar. Bugün 23. bölüme geldik artık. 4. chapter'ı kapatmak üzereyiz. 4. bölümümüzde sınıf hiyerarşilerinden bahsetmiş kitabımız. Hemen bunun için kitabın örnekleri çok güzeldi. Bunu aldım ve bunun üstünden gideceğim. Sınıf diyor ki yani tagli yani etiketli sınıfları kullanmak yerine bunlar yerine bir hiyerarşi düzenlemeniz daha mantıklı olur diyor ve güzel bir örnek vermiş. Hemen başlayalım. Bir tane etiketli bir sınıfım var. Bu sınıfımın adı Figür. Ya buradaki kod karmaşasına bakmayın. Ee, çok basit kodlar. Hani çok karmaşık bir şey yok. Ee, şimdi hepsini tek tek açıklayacağım. Normalde biliyorsunuz ben şeyi seviyorum. Ben beraber yazmayı seviyorum ama bu çok vakit alırdı. O yüzden copy paste olarak ilerledim. Şimdi burada Figür diye bir sınıfım var. Fark ettiyseniz bu sınıf public değil. Ee, sadece package private bir sınıf. Bu package private sınıfları da bakın idenizde yardımıyla şöyle anlayabilirsiniz mesela. Public dediğimde bakın figürün şurasındaki üçgen kalktı. Ben bunu sildiğimde bakın üçgen geri geldi. Bu sadece bu paket içerisinden erişilebileceği anlamına geliyor. Bunu da e, işlemiştik yine bu package private ne public ne falan vesaire neyse. Figür diye bir sınıfım var. İçerisinde bir tane inam alıyor. Bu niye bu arada etiket sınıfı? Çünkü full bunu bir etiket üstünden ilerleyen bir sınıf. Ya işte bakın bir shape diye bir inamımız var burada. Rectangle veya circle daire veya dikdörtgen üstünden ilerleyen bir sınıf olduğu için bakın tek field'ları da var, bir etiket parçaları da var. Shape diye bu shape'e göre verdiğimiz rectangle veya circle'a göre bir işlem yapılacak yani buna göre bir etiketleme var. Sonra bir, alan hesabı dönüyor burada. Hani şu şura, şey alan hesabına bakmamıza gerek bile yok işte. E, radiusların çarpımı vesaire gibi işte dikdörtgenin alanı ve şeyin alanı yani temelinde. Şimdi iki tane bir sınıfım iki tane işi yapacaksa benim ne yapmam lazım? Bu daire ile dikdörtgenin alanı aynı şekilde hesaplanmıyor. O yüzden dikdörtgenin alanını hesaplamam için uzunluk ve ene ihtiyacım var e, dairenin alanını hesaplamam için de yarı çapına ihtiyacım var değil mi? O yüzden bu alanları belirlemem lazım ayrı ayrı. İkisinin de özel getirdiği şeyleri belirlemem lazım ve ikisi için de ayrı birer constructor oluşturmam lazım. Bakın burada radius'u setliyorum. Burada da uzunlukla ve eni, set, eni setliyorum. E bunların alanını bulacağım için bir tane de metodum var burada. Alan bulan bir metot. Ve içerisinde bakın şey içeriyor bir switch case metodolojisi içeriyor çünkü ben rectangle'ı mı bu etiketli sınıf rectangle üstünden mi ilerleyecek yoksa circle üzerinden mi ilerleyecek bilmiyorum o yüzden bir switch case mekanizması yazdım bu çok kötü bir kullanım ben yine işte üniversitedeyken de belirli hatta yaptığım stajlarda da kodlarda da falan gördüğüm çok şey vardı iş hayatında gördüğüm Genelde anlık çözümler bulunmaya çalıştığı için bir yapı içerisine hep if eklenirdi, switch case eklenirdi. Ama yapı temelden böyle gittiği için hep böyle kod karmaşıklı olurdu. Şu sınıf mesela çok şey gelse bile. Şu an anlaşılır aslında, karmaşık değil değil mi? Ama mesela buraya ben yarın bir gün üçgen getirdim. Ondan sonra diğer şeyleri getirdim. Bunu sadece bu örnek üstünden gitmeyin. Dediğim gibi ben şu an bankacılık sektöründe çalıştığım için ona göre örnek vereyim. Burada mesela şey olduğunu düşünün. Kredi hesaplamalar olduğunu düşünün. Burada bir şey kredisi var. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, işte bilmem ne kredisi, başka bir kredi geldi, askerlik kredisi vesaire gibi. Burada inanılmaz bir kod akışı ve inanılmaz hesaplama farklılıkları bu sınıf şiştikçe şişecek ve sizin en ufak yaptığınız bir değişiklik artık her şeye bağımlı hale geliyor. Bakın bu metod üstünden tüm hesaplamalar burada dönüyor oldukça karmaşık ve müdahale edilmesi çok zor bir yapı. O yüzden hep solid prensibi programlamanın en önemli ilkelerinden bir tanesi. Bir sınıfın bir görevi olsun, bir metodun bir görevi olsun. Yani bir ayırabildiğiniz kadar mikro parçalara ayırmakta fayda var ki ilerleyen zamanlarda daha hızlı kod revizyonları yapılsın ve bu çok çirkin bir kod yani şu an. Peki bunu yerine nasıl bir şey izlemeliydik? Şimdi bunun doğrusu şu şekilde. Ben bakıyorum o bir bir figürüm var. Bu bir ana bir class ve hepsinin alanını hesaplamak istiyorum. Aynı dediğim bankacılıkta düşünün. Bir kredi tipim var ve ben kredi hesaplamak istiyorum. O zaman bakın. Kredi hesaplamaları ve krediler başlığı altında bir abstract class içerisinde de kredi hesaplayan bir metot yazabilirsiniz. Bunu kendi işinize artık yorabilirsiniz bu örnek üstünden. Bu temel bir şey örnek yani gerçek hayatta çok ihtiyacınız olmayabilir ama bunu gerçek hayata betimleme yapabileceğiniz bir örnek aslında. Bakın bir abstract sınıf tasarlayıp içerisine de override edilmesi gereken bir metodu burada verin. Alanı her şeyin override etmesi lazım çünkü üçgenin alanı ayrı, e, dikdörtgenin alanı ayrı hesaplanıyor. Bunu biliyorum. O yüzden şöyle bir sınıf yapısı tasarlıyoruz. Şimdi benim neyim vardı? Bir tane dairem vardı. Bu daire gitsin bunu extend etsin. figür true mu? Extend etsin. E ne yapması lazım? Şunu override etmesi lazım. Bakın sileyim bunu. Bir kez yaptım. Bakın direkt bunu override etmelisin diyor. E siz burada buna özel şeyi yapabilirsiniz. Hesaplamayı. Bunun kendisine özel bir constructor dizaynı yine yapabilirsiniz. Aynı şekilde şey için de aynısını yapacağım ve fark ettiyseniz ben burada rectangle ürettiğimde gereksiz yere yarıçapa da sahiptim. Daire ürettiğimde gereksiz yere benim için bu değerler de geliyordu. Yani çok gereksiz bir kod kirliliği de var burada. Hani ben bunu üreteceksem gidip benim bir daha şu değerlerle uğraşmama gerek yok. Yani bir daha der derlenirken program bunları görmesine, bu sınıf derlenirken bunları görmesine gerek yok. Hani bu da yine bellekte şişiklik. Hani normalde tek bir sınıfta yazmak güzelmiş gibi gelse de bellekte şişmelere yol açıyor. Şimdi e, rectangle'ımız bakın yine radius'tan bağımsız yani yarıçaptan bağımsız bir hesaplama yapabileceğim şekilde dizayn edilmiş. Sonra gidiyorum. Bakın şöyle bir esnekliğim de var. Kare geldi diyelim. Artık kare için tek bir şey yapmam lazım. Bu sefer de kareyi rectangle'dan extend edebilirim. Çünkü kare de bir dikdörtgen. Baktığınız zaman. Direkt siz bunun objesini ürettiğinizde aynı alan hesaplamasını e, atasından alabiliyorsunuz. Yani dikdörtgenden alabiliyorsunuz. Bakın hemen. Onu da yine aklımızda kalmasın görelim. Main metodumu oluşturdum. Neydi? Square dedim. Kare. Hemen objesini üretelim. E ay parametreni istiyordu bu site double 2.2 diyelim. Her kenara eşit olduğu için sq. Nokta, bakın direkt area benim için geliyor yani. Buradan direkt atasından şey yaptığı için siz buna erişebiliyorsunuz. Yani işin temeli bu şekilde olması doğru bir yöntem. Gereksiz e, kod yazmaya gerek yok. Hani, her şeyi tek bir sınıfta çözmeye çalışmayalım. Hani Elimizden geldiğince switch case yapılarından, ifels yapılarından ana güzel mimarilerle kaçabiliriz. Bu kitaptan bilmiyorum ne kadar anlatılıyor da bir dizayn patternlarla ilgili de çok güzel dersler var aslında baktığınız zaman. İngilizce, Türkçe de gördüm hatta. Kesinlikle araştırmanızı öneriyorum. En azından 4-5 tane ana Design patternı bir bilmekte fayda var. Ve hani sadece okumak bence çok faydalı değil. Bir tane örnek bulup o örneği kendiniz yazmayı deneyin bence. Ne bileyim bir e, internette şey örneği görürsünüz atıyorum. Pizza üreten abstract faktörler falan design pattern örnekleri görürsünüz. Aynısının gidin mesela yörenizin yemeğini yapın. Gerçekten tasarlayın işte ne bileyim kıymalı pide. Yani yumurtalı pide atıyorum. Yani, bu dizaynlar yani kod yazmadan bir şey bence öğrenmek imkansız. Da, gerçek bir örnekle yapmadan da imkansız. Hani şu örnekle uçup gidecek. Bu aynısını bir bankacılık örneğini deneyebilirsiniz veya silah veya oyun veya bilimle ilgili bir şey deneyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiyemdir. Özet geçecek olursak her, her şeyi tek sınıfta yapmamak, elimizden geldiğince mikro sınıflara ve özel sınıflara olayı bölmek, bir metodun bir iş yapması, bir sınıfın bir iş yapması gibi prensiplerimizi gördük. Son şundan da bahsedeyim. Bunların dediğim gibi hepsi package private. Çünkü atıyorum bu circle'a gidip buradan bir erişmeye gerek yok. Gidip item 16 benim circle'ıma erişmesin. Bakın. Burada bir şey yapmamış mıyım? Ha şu. Main metodum atıyorum. Neydi bu? Circle. C. New. Bakın. Böyle bir şey görmüyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu package private. Neyse onu diğer dersi istemiştim. Çok detayına girmeyeceğim. İyi, keyifli seyirler.